Merhabalar. Birleşik Krallık genel seçimlerini geride bıraktık. Bu seçimler genel hatlarıyla bakıldığında aslında pek çok ilke imza attı. Bunlardan birincisi Muhafazakar Parti'nin aldığı tarihi oy, tarihi yenilgi ki bir önceki seçimlerde Muhafazakar Parti yaklaşık %43 oyla tarihi bir zafere imza atmıştı. Özellikle de Brexit'in arkasından böyle bir zafere imza atması Muhafazakar Parti adına aslında Brexit'in de onaylandığını, kamuoyunda bir karşılığı olduğunu gösteriyordu. Ancak tabii ki bu süreci yani şu anda Muhafazakar Parti'nin oylarındaki düşüşü algılayabilmemiz için Brexit sürecine tekrar bakmamız gerekiyor. Öncelikle 2014 İskoç Bağımsızlık Referandumu. Bu referandumdan hayır çıkmıştı ve ardından David Cameron 2015 yılındaki seçimden de zaferle çıkmıştı ve böylece David Cameron bu elde ettiği siyasi gücü de arkasına alarak Avrupa Birliği ile bir pazarlığa girmek istedi ve Brexit'i gündeme getirdi. Brexit'in gündeme gelmesinin ardından kamuoyu desteği oluştu hiç de beklemediği bir şekilde ve bunun sonucunda istifa etmek zorunda kaldı ki David Cameron hiçbir zaman Brexit'ten yana bir tavırda değildi. İstifa edip Brexit karşıtı kampa geçti. 2016'da Brexit referandumu gerçekleşiyor ve referandumdan Brexit'e yani Avrupa Birliği'nden Birleşik Krallık'ın ayrılmasına onay çıkıyor. 2019'a kadar bir geçiş süreci var ve 2019'da yine bir genel seçim söz konusu. Bu seçimlerde de Muhafazakar Parti %43.9'luk bir zafere imza atıyor. Tarihi bir zaferdir Muhafazakar Parti tarihi açısından. Ve en nihayetinde 2020'de Brexit gerçekleşiyor. Tabii Brexit'in gerçekleşmesiyle birlikte Birleşik Krallık'ta şu ön plana çıktı. Aşırı sağ propaganda alanı bulmuştu. Yani Brexit süreci itibariyle aşırı sağ burada oldukça güçlendi. Zaten bu süreçte Muhafazakar Parti'de siyasi spektrumun daha sağına kaymak durumunda kaldı. Gayet olağan bir şey. Muhafazakar Parti kendi seçmenlerini aşırı sağ parti olan UKIP'e yani Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'ne kaptırmak istememişti. Haliyle bu benzer durum aslında Fransa'da da söz konusu. Genel olarak aşırı sağ yükseldiğinde merkezdeki sağ parti de sağ kayma eğilimi gösteriyor. Bu çok defa karşılaştığımız bir durum işin gerçeği. Bununla birlikte tabii ki 2020'de Brexit gerçekleştikten sonra aynı döneme tekabül eden bir Covid-19 vakası var. Covid-19 döneminde Muhafazakar Parti kitle bağışıklığı stratejisini izleyerek Covid-19 sürecini oldukça kötü geçirdi. Yine Covid-19'dan kaynaklı ve Ukrayna Savaşı'yla da birlikte enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle artan bir enflasyon ve iflaslar yine artan yaşam maliyeti söz konusu oldu. Bu Muhafazakar Parti'nin hanesine olumsuz işledi. Bu dönemde tabii ki işte Johnson istifa ettikten sonra gelen Rishi Sunak döneminde enflasyonda düşüş, büyümede artış yaşandı. Ancak bu topluma çok sirayet edemedi ve dolayısıyla Muhafazakar Parti pek olumlu bir karşılık bulamadı buradan. Halk da bunun faturasını seçimlerde 20 puanlık bir düşüşle kesti. Aslında diğer bir ilk burada Reform UK yani Birleşik Krallık'ın sağ popülist partisi ki o eski adıyla UKIP daha sonrasında Brexit partisi olmuştu Brexit sürecinde. Seçim sonuçlarına baktığımızda Reform UK'nin %4'ten %14'e oyunu çıkardığını görüyoruz. Bu böylece oy oranı açısından Birleşik Krallık'taki 3. parti konumuna geldi Reform UK. Diğer taraftan bugüne kadar hiç mecliste yer almamışken 4 sandalye kaptı ve partinin başkanı Farage milletvekili olma fırsatı buldu. Diğer bir mesele de LDP, Liberal Demokrat Parti. Liberal Demokrat Parti sandalye sayısını 1923'ten sonra ilk defa 8'den 61'e çıkardı. Çok ciddi bir yükseliş yakaladı. Yine benzer şekilde anlaşıldığı kadarıyla Muhafazakar Parti'nin eriyen oyları LDP ve Liberal Demokrat Parti ve Reform UK'ye kaydı söyleyebiliriz. Çünkü İşçi Partisi'nin oyu çok değişmedi. Yaklaşık %2'lik bir artış var. %33 bandında seyrediyor İşçi Partisi. Ancak seçim aritmetiği nedeniyle 650 sandalyenin yani 412'sine sahip oldu ve bu diğer taraftan da aslında İşçi Partisi de 14 yıl sonra ilk defa tek başına iktidar olma şansı yakaladı. Burada tabii ki beklentiler ne? İşçi Partisi hükümetinden ne tür beklentiler ön plana çıkıyor? Göçmen politikasında yumuşama, yine işçi ve emekçilerden yana politikalara ağırlık vermesi bekleniyor. Ancak tabii ki bu özellikle İşçi Partisi'nin geçmişine baktığımızda Tony Blair dönemi 1997 ve 2005 arası Birleşik Krallık'ta neoliberal politikaların uygulamaya geçtiği dönem. Dolayısıyla İşçi Partisi'nin sol politikalar
uygulamak zorunda olacağını söyleyemiyoruz. Burada tabii ki diğer taraftan yükselen bir aşırı sağ trendi var. Buna kapılma ihtimali yine göz önünde bulundurulmalı. Diğer taraftan yine benzer bir örnek Almanya'daki sosyal demokratlar. Almanya'daki sosyal demokratlar normalde ideolojilerine tamamen karşı gelmesine rağmen dahil oldukları koalisyonda silahlanmadan yana onay verebildi. Yine benzer durum İşçi Partisi içinde gerçekleşebilir. Ancak yine de genel hatlarıyla şunu da söyleyebiliriz. Avrupa Birliği ile ilişkilerde muhtemelen daha yumuşak bir tutum izlenecek. Tekrardan Avrupa Birliği'ne girme olasılığı çok düşük. Aslında Steinmeier Avrupa Birliği'ne tekrardan girme yönünde politikalar uygulayan bir siyasiydi. Propagandalar gündeme getiren bir siyasiydi. Fakat artık Birleşik Krallık'ta AB dışı kalmanın olağanlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yönde bir tavır takılması çok olası görülmüyor. Diğer taraftan tabii ki bu seçim ilklerin seçimi demiştik. Gazze'ye olan tepki nedeniyle Müslüman bölgelerde bağımsızlara destek çok arttı ve yine 228 tane sandalyeyle bağımsız milletvekili rekoru kırıldı Birleşik Krallık'ta. Bununla birlikte kadın vekil sayısında da rekor kırıldı, rekora ulaşıldı. Bununla birlikte yine eklemek gerekirse Brexit'ten beri oyunu yükselten İskoçya Ulusal Partisi SNP sandalyesini 48'den 10'a düşürdü ve muhtemelen İskoç bağımsızlık referandumu talebi de burada son buldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.